geçiyoruz. Bu dördüncü aşım. Dördüncü aşıyı tutamak oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Covid hastalığı omikron varyantının ortaya çıkmasıyla yayılımı çok daha hızlı hale gelmiş olup aşılama çalışmalarımız hastaneye yatış ve ölüm oranlarımızı çok azaltmıştır. Bu aynı oran ülkemizde de meydana geldiği gibi Karaman ilimizde de aynı şekilde istatistik olarak verileri göstermektedir. Aşılama çalışmalarımıza bildiğiniz gibi Sinovac ve BioNTech aşısı ile başlamış olup Türkovak aşısı ile devam etmekteyiz. Türkovak aşımız hiç doz olmamış, birinci dozunu olmamış vatandaşlarımıza ve ikinci doz, iki doz BioNTech veyahut da Sinovac olmuş vatandaşlarımıza hatırlatma dozu olarak yapmaktayız. MHRS kayıtlarından Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nden randevusunu alan vatandaşlarımıza bu aşıyı uygulamaktayız. 3 tane polikliniğimizi açtık. Randevu alan vatandaşlarımıza var sanırım. Bazen milyonlu olacak mı? Evet. Yaklaşık 213-214 randevu alınmış. Emeğe geçen tüm vatandaş Cumhurbaşkanımıza, başta Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnetimizi bir borç biliriz. Tüm Karaman halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. 1500 doz Türkovak aşısı geldi ve devamı gelecek. Herhangi bir eksikliğimiz olmayacak. Şu an itibariyle şehir hastanesinde başlamış olup Karaman Eğitim Araştırma Hastanemizde devam ediyor. Zaman içerisinde tüm kurumlarımıza yayılacağını düşünüyoruz. Bugün ilk gün olması hasebiyle 280 civarında randevu alındı ve ilginin iyi olduğunu görüyoruz. Özellikle olarak şunu söylemekte fayda var. Bu alınan randevuların %26'sı ilk doz aşı, yani hiç doz aşı olmamış insanlarımızdan oluşmakta. Bu da bizi sevindirmektedir. Yüzde olarak %83 civarında aşı olanımız var. Böylelikle aşı olmayan oranımızla %17-13 civarında tahmin ediyoruz. Fakat bu Türkovak'la bunu da azaltmayı umut ediyoruz. Mustafa, bugün aşı, daha önce aşı olmuş muydun? Daha önce, bu benim dördüncü aşı. Dördüncü aşı. Hatırlatma aşısını Türkovak oldun. Evet. Neler söyleyeceksin? Evet. Devlete millete hayırlı olsun. Türk aşısı olmasından büyük gurur duyduk vatandaş olarak, millet olarak. Efendim, ben zaten daha önce de aşılarımı olmuştum. Bugün Karaman'a Türkovak'ın geldiğini öğrendim ve saat 9:05 geçe hemen randevu aldım. Geldim, aşım oldum. İnşallah sağlık olur diye düşünüyorum. Yani her şeyden önce kendi yerli aşımızı vurdurmamız bizim için bir gurur vesilesidir. İnşallah hayırlı olur diye düşünüyorum. Aşı olmayanlara neler söyleyeceksiniz? Aşı olmayanlar mutlaka acilen aşılarını olsun. Benim bu dördüncü aşım. Aşı mutlaka şart. Yani bu hastalıktan kurtulmak için mutlaka aşı olmamız lazım. Ve hep beraber aşı olursak inşallah bu hastalıktan en kısa zamanda kurtuluruz diye düşünüyorum.